Peki o zaman daha niçin bunlar kafir oluyor, müşrik oluyor, İslam'ın düşmanı oluyor, Allah'ın düşmanı oluyor? Niçin, niçin, niçin? Bu niçin suali kafamızda şimşek gibi çakmalıdır. Ki peşinden cevabı gelsin. Burayı açayım, geçeyim. Ebu Cehil ve arkadaşları ve adamları, bütün Mekkeli müşrikler, kafirler, işte bu kavşakta şekilleniyorlar. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar, kafir kelimesiyle müşrik kelimesi farklıdır. Kafir demek, Allah'ın varlığını inkar eden demek. Varlığını inkar ediyor. Allah yoktur diyor. Ama Ebu Cehil Allah yoktur demiyor. Bak fark burada. Çok mühim bir farktır bu. Kafir kelimesiyle müşrik, küfür kelimesiyle şirk. Bakın, bir küfür kelimesi var, bir de şirk kelimesi var. Şirk demek şın, rı, kef harfi, şirk. Üç harften ibaret bir kelime. Şirk, küfür kelimesiyle şirk kelimesi farklı. Küfür inkar etmek, yok demek. Yok demek. O kökten inkar ediyor, kökten yok kabul ediyor, tanımıyor, hiç tanımıyor. Kafir Allah'ı tanımayandır. Müşrik Allah'ı tanıyor. Bakın, müşrik Allah'ı tanıyor. Allah vardır diyor, Allah birdir diyor. Allah gökleri ve yeri yaratmıştır diyor. Kafir yok, Allah yoktur diyor. Gökleri Allah yaratmamıştır, kendi kendine olmuştur diyor. Bakın çok farklı. Kafir ile müşrik veya küfür ile şirk kavramları çok değişik manalara geliyor. Peki şirk ne demek? Küfür inkar, tamam, kökten silip atıyor. Kafirin küfrü bir şeyin varlığını temelden inkar ediyor. Tamam, o bitti orası. Peki şirk ne? Şirk kelimesi de Müslümanlar biliyorsunuz ki şirket kelimesinden geliyor. Şirket, 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 şirket. Bir sürü şirketler var. Anonim şirket, limited şirket, bilmem ne şirket, şirketler çok. Şirket ne demek? Ortaklık demek. Bir kişinin yanına bir kişiyi daha katarsa ne olur? Siz söyleyin. Şirket olur. Bir kişinin yanına bir kişi daha, yani bir ortak daha katarsanız olur şirket. Allah'ı tanıyıp Allah'ı bilip de Allah'ın yanına bir tane daha Allah koyarsan buna da şirk denir. Bu da şirket olur. Yani şirket yalnız parada pulda değil, uluhiyete de şirket olur. Ebu Cehil böyleydi işte. Ebu Cehil diyordu ki Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. Amenna. Bak, amenna diyor Ebu Cehil. Küfretmiyor, inkar etmiyor, reddetmiyor. Allah vardır diyor, yaratmıştır diyor. İnsanları, kadınları, erkekleri, dağları, denizleri, deryaları Allah yaratmıştır diyor, diyor, kabul ediyor. Yaratıcı olarak kabul ediyor ama. Allah yaratmaya yaratıcı olsun, yaratmış olsun, yaratmayı tecelli ettirsin. Ondan sonra yarattığı mahlukata, yarattığı insanlara karışmasın diyor. Allah'ın yanına bir tane daha Allah koyuyor Ebu Cehil. İnkar etmiyor, silip atmıyor. Allah tamam, amenna, burada dursun, ben onun yanına bir Allah daha koyacağım diyor. Şirk, şirket oluyor. Nasıl olacak peki bu? Allah yaratıcı olarak kalsın, yaratıcı olarak bulunsun ama Allah yönetime karışmasın diyor. Yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. İnsanların yaratıcısı olsun, yöneticisi olmasın diyor. Yaratmak Allah'a mahsus,
yönetmek bize mahsustur diyor. Bakın kelimeleri görüyor musunuz? Yaratmak Allah'ın olsun, yarattığı dünyayı, yarattığı eşyayı, yarattığı insanları yönetmek bizim olsun. Biz de selahiyete sahip olalım. Allah karışmasın. İstediğimiz şeyi yiyelim, istediğimiz şeyi içelim, istediğimiz kadını kullanalım, istediğimiz elbiseyi giyelim, istediğimiz kadar alışveriş yapalım. Faizdir, haramdır, içkidir gibi Allah bunlara karışmasın diyordu Ebu Cehil. Allah'ı kabul ediyor fakat yanına bir Allah daha koyuyordu. Yaratan Allah olsun ama yöneten Allah olmasın. Allah insanların yaratılmasına karışsın, yönetilmesine karışmasın. Efendiler görüyor musunuz? Yani din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun diyor. Allah dünyayı yaratsın ama dünyaya karışmasın. Vallahi mesele buradan kaynaklanıyor. Bunun da adına şirk deniyor, şirket deniyor. Ortaklık, eş koşmak, ortak koşmak. Ebu Cehil'in küfrü bir başka. Binaenaleyh, halbuki Cenab-ı Hak insanları yarattığı gibi insanların nasıl yönetileceğine dair Kur'an'da hüküm koymuştur. İnsanların haline, insanların yoluna, insanların yönüne, insanların nasıl idare edileceğine, insanların nasıl hükümet kuracağına, insanların nasıl devlet kuracağına, insanların nasıl evleneceğine, yabancı bir kadınla nasıl bir araya geleceğine, kadınlarla erkekler arasında nasıl münasebet olacağına, cinsel ilişkilere varıncaya kadar hepsi hakkında Allah'ın koyduğu hükümler var. Bu hükümler bizim işimize karışmasın. Dinin hükümleri orada kalsın, dünya burada kalsın. Biz istediğimiz gibi dünyayı idare edelim diyorlar.